aslında bunları şey için. Öyle oturma. Dur bakayım ben aynen. Normal ya gayet iyi çıkıyor. İyi. O zaman doğaçlama. Doğaçlama giriyoruz. Şöyle. Doğaçlama girelim. Evet ben de şöyle yanınıza geleyim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şükür kavuştuğuna. Allah. Ha orada görüşeceğiz, ha burada görüşeceğiz derken. Yalnız Karadeniz ağzı ha orada, ha burada, ha şurada. Gayet güzel bir giriş oldu. Evet. Abi önce sizi tanıyabilir miyiz? Biz yolumuz bir ailesinden Ünes ve Fatma. Biz neler yapıyorduk abi? Biz çalışıyorduk. Ben daha önce gezgin olarak geziyordum okul döneminde. Ondan sonra okul dönemi bitti. İşte gezginlik hayatı bir tık ertelendi. İşte iş dönemi, evlilik süreci falan filan derken biraz bu hayata öteledik. Öteleyince iş ortaya çıkınca ne oldu? Biraz daha böyle işte toparlayamadım. Sıfır yaşamaya başladık açıkçası. Ben kendimden bahsedeyim. Şöyle ben geçmişimde... Dur bir dakika çok dağıldı konuya. Öyle yapma sen çok gelecek. Şey anlattın. Aynen. Kesik kesik anlat. Şimdi şöyle... nasıl bahsedeyim? Güneşten girdin sen. Ondan... Ben kendimi anlatayım sonra sen kendini. Öyle yap. Aynen. Ayrı anlatalım. Aynen. Tamam. Sonra önce evlilik olsun. Aynen. Önce seni çok, tanıyalım. Çok onu uzun anlatma onu böyle. Ayrıntıya çok fazla tamam. Girme. Aynen. Çok ayrıntıya giriyorsun. İnşallah. Gerek yok yani. Ay. Evet. Dostum önce seni tanıyalım. Sonra Fatma'yı tanıyalım. Ben öncelikle eski nickname'i motostop günlüklerimde yani üniversite döneminde uzun yıllar otostop çekerek Türkiye'yi ve birkaç ülkeyi 10 civarında bir ülke gezdim. Bunları tabii genelde tek başına yapıyordum. Fatma ile o zaman sevgiliydik ama evli değildik. O dönemler beraber gezme fırsatı yakalayamıyorduk daha doğrusu ailevi nedenlerden dolayı. O dönem tek başına geziyordum. Fatma'nın da çok fazla ilgisi yoktu gezme konusunda. Ondan sonra işte evlilik sürecimiz oldu. Evlilik sürecinden sonra ben Fatma'yı yavaş yavaş böyle kamplara ısındırdım. Yani bir anda direkt tutup atmadım yani bu olayın içine. Ya şimdi Fatma'dan dinleyeceğim. Aynen. Nasıl hissettin? Şimdi benim açıkçası hiç merakım da çok yoktu. Yani gezdiğim yerler belliydi. Arkadaşlarımla işte bir yerlere gideriz, ailemle gideriz. O şekildeydi sadece. Kamp hakkında da hiçbir bilgim, fikrim yoktu. Ama şimdi Ünes'in arkadaş çevresi sadece işte o şekilde olduğu için işte hoşuma da gitmeye başladı açıkçası. İşte izliyorum, onlarla muhabbet ediyoruz, gidiyoruz, kamp yapıyoruz. Sevdim, çok sevdim. Kamp yapmaya başladık, sadece ikimiz yapmaya başladık. Sonra beraber arkadaşlarla toplu yapmaya başladık. Çok zevk aldım, hoşuma gitti. Dedim ben yapabilirim yani. Ama başladığında hiç bir tecrüben yok. Hiç yapmadım yani. Ama şey, bende şey vardı açıkçası, konfor alanından çıkmak benim için çok zordu. Yani düzeni çok seviyorum, titizim. Çok zordu. Yavaş yavaş bunları dedim yani aşmaya başlamak çok zor oldu ama bunları aşmadan hiçbir şey olmuyor. Nasıl hissettin peki? Yani o yük olarak geliyor muydu o düzen, o şey? Onlardan biraz sıyrıldığın evet, zaman yani kendini daha hafif hissettin mi? Çok hafifledim. Evet çok hafifledim ama böyle şey oldum. Ay falan oluyor ilk başlarda. Bir yere basarken, dokunurken hemen ıslak mendille siliyorum işte kollarımı işte. Biraz fazla titizim. Evet. Ama şimdi biraz biraz tabii ki çok fazla açtım. Biraz biraz da çok fazla açtım. Ama çok iyi hissettiriyor. Ey ne güzel ne güzel. Ahmet bir selam verir misin? Ahmet de gezginimiz. Çocuklarımız. Evet. Merhabalar. Evet. Ahmet nasılsın? İyiyim. Sen ne zaman başladın bu seyahatleri? Ben daha böyle gidip gelmeyi düşünüyordum. Hani bir haftalık seyahatlerle. Sonra üniversite annemle babam işte. Onlarla takıldım işte geziyorum ben. Bu sayede bu vesileyle memleketini de gördüm. Aynen. Karşı gördüm. Evet. Türkiye'nin çok ilini gördüm. İşte annemle babam gezdirdim. Devam edecek misin? Evet. Devam edeceğim. Evet gezeceğim. İyi o zaman seni de artık sosyal medyada yani fırsat bulursan görürüz yani. Tabii ki. Melih'i de tanımış oldum. Daha takip ediyordum kendisini. Eyvallah teşekkür ederim. Peki abi sizin yola çıkarken motivasyonunuz neydi? Çünkü beyaz yakalıydınız. Ben seni zaten uzun süredir takip ediyorum. Bir yandan sıkılıyorsun, bunalıyorsun ama her şey çalışma, o zorluk bir amaç için gibi görünüyordu. Yani şunu yapalım, şöyle evet, olacak. Evet. Bunu yapalım, böyle olacak.
işte bir araba satma sürecin, onu satmaya çalışıyordun. Hepsinin sanki bir amacı var gibiydi. Evet. Yani çok mu sıkıldın o sistemden? İstanbul'da yaşıyorlar bu arada. Ya şöyle bahsedeyim. Şimdi hani insan bir şeyin tadını alınca bir daha hep ister ya. O bende oldu. Oluştu yani. Şimdi evlilik sürecinden sonra biz ne yapıyorduk? İlk başlarda hiçbir şey yapmıyorduk. Sonra yavaş yavaş dedim ki hadi Fatma dedim biraz dedim kampa çıkalım, kamp yapalım. Hı-hı. Bak dedim hani stabil bir hayat olmuyor, gitmiyor yani bunalıyoruz. Bunalmaya başlıyoruz falan. Kampa alıştırdım Fatma'yı. O esnada ufak ufak böyle bir iki şehirler gezmeye başladık. En son işte geçen sene 20 günlük bir izne çıktım ben. Fatma işte tam sırt çantalı backpacker olarak alışması açısından otostopla bir dolaştık. Ondan sonra yani içimiz içimize sığmamaya başladığını gördük. Çünkü hani bu sürekli gezginlerle konuşuyoruz, gezginlerle oturup kalkıyoruz falan filan. Hani herkes işte bir ülkeden bahsediyor, şuraya gittik, buraya gittik falan. Şimdi benim içimde olan bir şey ama evlendiğim için bir tık kendimi geri çektim bu olaylardan. Tamam, ben o noktaya değinmek istiyorum. Çünkü herkesin de sorduğu bir soru var. Evliyken nasıl oluyor? Burada yani biz erkekli olarak biraz böyle o hırçın bir şekilde evet. ilerleyebiliyoruz. Evet. Tabii ki bunu yapan kadın gezginler, cinsiyetçi bir ayrım yapmak için bir şey mi edeyim şimdi burada? Var, tabii ki çok fazla var. Var yani kadın gezginlerde. Peki senin için otostop veyahut da bunların bir zorluğu oldu mu? Ben otostopu çok seviyorum açıkçası. Zorlanmadım. Otostop hakkında hiç kötü bir şey de aklıma gelmedi ve gelmiyor da. Çok severek yapıyorum ve çok güzel insanlarla tanışıyoruz. Ağladığım da oluyor, çok fazla güldüğüm evet. de oluyor, duygusallaştığım da oluyor. Çok güzel. Sadece beni yıpratan şey otostopta o belki bekleme anı çok fazla bekliyor. Sıcakta zaten. Yani o hava yıpratıyor belki de. Başka hiçbir şey değil yani. Bu arada genelde hep otostop deyince insanların aklına kötü şeyler geliyor. İşte evet. 17 yıl mı olmuştu, kaç yıl bir İtalyan gelinlikli kadın mesela bu unutulmaz bir efsane. Unutulmaz aynen yani evet. Ben kim otostop desem aynen o İtalyanlı işte gezen gelinlikli gezen kadından bahsediyor filan. Ama her gün içerisinde hem Türkiye'de hem dünyanın başka yerlerinde yüzlerce binlerce insan çok otostop çekerek bir yerden bir yere gidiyor. Evet. Ve otostopla elde edilen arkadaşlıkların devam ettiği görülüyor. Ben de çok kez şahit oldum. Benim başıma olumsuz bir şey gelmesine rağmen ben hala otostop çekmekten evet. vazgeçmiyorum. Çünkü yani bir kaza, çünkü kötü insana denk gelme ihtimali var mı? Var. Tabii ama ki. Bunun yanında o kadar çok güzel hatıram var ki. Çok. Yani dolaşlama bir şekilde. Ve sen de hiçbir olumsuzluk yaşamadan. Çok şükür yaşamadık ha, daha. Evet, bu şekilde. İnşallah tabii evet, ki olmaz. İnşallah. Ama önemli olan herhalde biraz insanların kaygılarından sıyrılması, korkuları, ön yargılarından. Ya, biraz böyle kötü, ya ben hiç şey düşünmedim hiç. Abi başıma şu gelirse adam bana işte şöyle düşünürse, içinde kötü niyet varsa. Ben biraz öyle düşünen bir insan değilim açıkçası. Hı-hı. Bana şunu yaparsa o şekilde düşünmediğim için hiç aklıma bir kötü bir şey gelmiyor, olmuyor yani. Dün mesela bir abi durdu bize buraya gelirken. Adam direkt dedi ki beni öldürmezsiniz değil mi? Yani direkt durdu ve beni öldürmezsiniz değil mi sizi alınca. Evet. Abi dedik seni niye öldürelim? Biz dedik YouTube çekiyoruz bak şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz buraları gezdik korku falan. Korku oluştu. Evet. Tabii, evet. Bayağı bir korku oluştu. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Sonuçta siz ona güvenmek zorunda oluyorsunuz. O size güvenmek zorunda. Aynısını o da yapabilir. Yani ki benim başıma gelen ben güvendim. Karşı tarafta evet, bir evet. şey geldi. Yani karşılıklı güven. Bir de insanlar soruyor niye güvenmeliyim? Yani otostopun sadece ücretsiz bir yerden bir yere gitmek olarak düşünüyor ama otostop bir kültür. Otostopta yani bir de lokal insanlarla tanışırsanız olay çok farklı bir boyuta geliyor. Tabii. O bölgeden size haber veriyor. Yani harika bir aşamaya geliyor. Yani bir kültür yani otostop. Sadece bedava bir ulaşım aynen, aracı değil. Zaten aynen. Öyle olursa paranız zaten... Paranız mı yok diyenler oluyor evet, ama aynen, öyle bir aynen. şey değil yani. Biz arabayı sattık arkadaşlar. Bizim araba satma sürecimiz de biraz çalkantılı geçti. Bir seneyi devirdik araba satma sürecinde. Şükür halloldu. Aynen şükür halloldu. Yani hani parasızlık gibi bir derdimiz şu an için hani parasızlıktan otostop çekiyorsunuz falan değil. Olay tamamen insan tanımak, ne bileyim o yerel kültürü tanımak, ne bileyim işte o insanlarla diyalog haline girmek, insanlarla tanışmak, onların bir bağı oluyorsun çünkü bir bağ kuruyorsun onlarla ve indikten sonra çok güzel hala devam ettirdiğimiz bağlarımız var. Yani şunu anlatayım, Sivas'ta bir kardeşimiz otostop çektik, aldı bizi kardeşimiz. Biz mesela gittiğimiz şehirlerde genelde uygun yerlerde konaklamayı seçiyoruz ya da arkadaşlarımız falan varsa onlara gidiyoruz. Adam direkt
çıkarttı, bizi götürdü, yeni bir bungalov yapmış, götürdü direkt oraya, Sivas'ın tepesinde böyle, orada bizi bir gece konaklattırdı. Hmm. Alın dedi anahtar, sizin evde sizin dedi, nasıl istiyorsanız öyle kalın dedi. Oğlum bu tarzda çok şey oluyor. Çok evet. Fazla ya, çok fazla yani, şaşırıyor insan hani gerçekten. O kadar iyi insanlar mı var? Kalıyor. Bence bir de otostop Türkiye'de çok yaygın. Evet. Tabii eskiden daha fazlaydı, pandemi süreciyle beraber evet. İnsanlar biraz daha azalmaya başladı ama. Mesela gittiğim ülkelerde ben daha zorlanıyorum. Hatta işte Avrupalı gezginlere sorduğum zaman Türkiye'de yani çok hızlı evet, bir şekilde evet. Alıyorlar falan diyorlardı. Bir diğer nokta insanların çok merak ettiği, abi herkesin ilk sorduğu maddiyat. Evet. Bunu daha önce böyle videolarda da bahsetmiştim. İnsanlar sadece zengin olabileceği zaman gezebileceklerini düşünüyorlar. Yani para kesinlikle. Var ama ben yola gittiğim zaman yani özellikle sırt çantalı insanların ekonomik durumlarından ziyade onların cesaretleriyle, aynen. Onların deneyimlemeye olan hevesleriyle, tutkularıyla karşılaştım. Yani bu işin salt bir şekilde maddiyatla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki yolculuğu devam ettirmek için de belli bir miktar paraya ihtiyacım var. Gerekiyor. Bu noktada siz kendinizi nasıl idame ettiriyorsunuz? Yani ben biliyorum ama yine izleyenler için. Şimdi biz arabamızı sattık. Sattığımız paranın bir miktarını yatırım yaptık, bir miktarını da yanımıza aldık. Yani şu an için bir miktarını kullanıyoruz. YouTube yapmaya başladık. Yani yeni işte para kazanmamız açılmadı. Adresiniz neydi bu arada? Yolumuz bir. Oradan da abone yani alabilirsiniz. Yani inşallah o da açılırsa onunla birlikte o paramızı şu an onu harcıyoruz açıkçası. İşte minimal tabii harcıyoruz. Evet. Tamamen şimdi onu bir ayda bitirirsek hiçbir şeyimiz tabii kalmadı. 5 yıldızlı otellerde kalacağız. Yani gittiğimiz aynen. Şehirlerde daha aynen. Çok hani uygun yoksa pansiyon biter. Ya da ne bileyim işte böyle yani daha böyle az maliyet şeklinde olacak şekilde olan yerlerde kalıyoruz. Ya da ne bileyim Couchsurfing var ondan yazıyoruz. Ya da ne bileyim işte gittiğimiz yerlerde illaki bir tanıdığımız oluyor, bir bağ kuruyoruz. O şekilde oralarda konaklayabiliyoruz. Şeyde yurt dışında mesela Booking var. Booking'ten evet. Çok güzel böyle çok aynen. Uygun yerler bulabiliyorsun ki biz iki kişi hani olarak ödüyoruz. Çarpı iki direkt zaten masraflar, tüm masraflar genele vurduğumuzda. Hani yani şu an günümüzde Türkiye'de 1500 liranın altında çift kişilik oda bulamazken yurt dışında çok rahat biz 500-600'e çok güzel odalarda kaldık. Yani Türkiye'de şu var açıkçası, kişi başına ücret alıyorlar. Yani evet. Oda için değil de evet. Kişiyi alıyorlar, yurt dışında öyle bir şey yok. Ben geçen evet. 300 lira falan kaldım. Evet. Evet. Bayağı böyle komik rakamlar çok, kaldım. Çok komik rakamlar var. Hani insanların gözü korkuyor. İşte doğru. Maddiyatı nasıl yapabilirim işte... çıkarsam işte otelde mi kalayım, nerede kalayım falan. Ya hani bu maddiyatı çok fazla takmanıza gerek yok. Çünkü gerçekten hani yol akışında gidiyor. Ve bir şekilde çok güzel insanlarla tanışıp çok güzel evet. Yerlerde konaklayabiliyorsunuz. Ya ben şunu çok yaşıyorum. Yani tabii ki bu yani doğaçlama olan bir şey ama otostop çekip beni işte evine davet eden, evet. Ailesiyle tanıştığım, evet, evet. 3-4 gün onlarda konakladığım. Bunun neticesinde tek taraflı aslında bir alışveriş de yok. Ben kendi kültürümden, kendi işte yemeğimden, örfümden evet. Onlarla paylaşıyorum. Onlar aynen, aynı şekilde işte odasını paylaşıyor. Ve orada 3-4 günlük çok güzel bir vakit geçiriliyor. Hatta çoğu arkadaşımla böyle insanlarla hala kontak halinde kalıyorum. Bunu maddi olarak düşünmüyorum ama evet. Para harcamıyorum yani. Tabii, ve tabii. O kadar bana spesifik yerler sunuyorlar ki kendi lokal yerlerinden. Ben diyorum ki böyle iyi ki o otostopu çekmişim ve... Bu teklifleri, davetlerini kabul etmişim. Planlasan olmaz mesela evet. O. Ki onun için de çok güzel bir şey. Kesinlikle. Yani. Yani hala ben böyle o Sri Lanka'nın köylerinden insanlar telefon ediyor, WhatsApp'tan konuşuyoruz. Ya böyle müthiş bir şey. Çok gerçekten güzel. Ve gerçekten düşündüğümüz kadar maliyetli değil. Sadece biraz konfor alanından evet. Ödün verebilmek onu ve insana güvenebilme lazım, evet. Hali geliyor. Bir yandan sen aynı şekilde medya sektöründe çalışıyordun. Evet. Turkuaz Medya'da çalışıyordum. 3 yıl, 2 ay çalıştım. 2 ay önce de direkt tazminatsız istifamı verdim. Yani ayrılık süreci biraz sancılı oldu. Neden sancılı oldu? Çıksak mı çıkmasak mı, tamam mı devam mı? Hani sonuçta evlisin. Ne bileyim işte bir yuvan var. Ailen var düşünmen gereken. Hani tek düşünemiyorsun artık. Hani tek değilsin. Çift düşünmen gerekiyor. Çift kişi olduğun için.
Bundan dolayı biraz bir sancılı dönem yaşadık. Arabanın da verdiği biraz stres vardı. Sattık, satamadık falan filan muhabbeti. Ve bu durumda tek de değil aslında. Aileler de... Evet, aileler de işin içine giriyor. Maddeli, tabii işte hani ne yapıyorsunuz? Oturun, eviniz öyle var, şey arabanız olur? Var. Neden satıyorsunuz? İşin gücün var. Niye bırakıyorsun, gidiyorsun? Hani aslında olayın sadece bu olmadığını onlara tatlı bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Zamanla zaten anlıyorlar ve destekliyorlar da. Problem olmuyor ama ilk zamanlarda bu konuyu bahsettiğinde tabii her ailede olduğu gibi biraz bir tepki oluyor, bir tepki oluyor sonuçta. Ama yani medya sektöründeyiz, medya çağındayız, yani dijital çağdayız. Dijitalden neresinden tutarsak, yani büyük bir pasta bu sonuçta. Bu pastanın neresinden biz pay alırsak kendimizi o gözle hani kar sayarız. Medyanın içinde olduğum için de iyi biliyorum neyin ne olduğunu. Ondan dolayı yani bir yandan çalışarak bir yandan da gezebilirsiniz. Yani freelancer olarak da çalışabilirsiniz. Bir yerle anlaşıp ben mesela aynı zamanda bir 3 yıldır reklam ajansıyla anlaşmalıyım ve oradan bana edit işleri geliyor. Onları hallediyorum. Yani bir bakıma aslında geziyoruz. Hatta akşam da burada Melih'le de biraz evet, sohbet edemedik. Başımı kaldıramadım biraz. Yok, bir yandan konuşuyoruz. Bir yandan da evet, yani sen çalışıyorsun. Çok evet, da güzel bir şey. Ben bilmiyordum yani şey freelance olarak çalıştığını. Yani tabii şey çok güzel. Bazı insanlar sosyal medya adreslerini yönetiyor, içerik üretiyorlar. Evet. Bana işte soruyorlar ne yapabiliriz abi filan. Ya diyorum ki abi kabiliyetin ne? Sen ne yapabilirsin? Neyi bunu deneyim? Senden yani başka kimse iyi bilemez. Tabii ki. Dilin mi var? İşte edit mi yapabiliyorsun? Çeviri mi yapabiliyorsun? Hı. Yani ne sunabiliyorsun? İnsana bir şey sunacaksın. Zamanını vereceksin ki insanlar onun karşılığında sana bir ücret ödesinler. Yani mesela YouTube. Kaç yıldır YouTube yapıyorum. Daha yeni yeni böyle insanlar tabii, desteklemeye başladı, şey yapmaya başladı. 3 yıl boyunca tabii, olduğum yerde düzenli olarak en az haftada bir video ile devam etmeye falan çalışıyordum. Yani burada da açmışken aslında çok gelen bir soru çünkü. İlk konu maddiyat. Evet. Çünkü kaygılar var insanların ister istemez. Ama mesela sonuçta şeyler de var. Siz gönüllü çalıştınız mı? Yaptınız mı öyle onu şeyler? Onu yapmadık. Yok, da aklımda. Workaway'den gönüllü çalışabiliyorsunuz. Evet. Gittiğiniz ülkelerde yazıp hani ya da bir yerle anlaşıp onların işte ne bileyim sallıyorum bir hostelin bir çarşafını katlamayı yani katlayıp düzenleyip hosteli işte orada ücretsiz konaklayabiliyorsunuz. Evet. Ya da bir bağda bahçede herhangi bir yerde de çalışabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel olanaklar var yani. İmkanlar çiftlikler var. Evet, işte evet. Benim çalıştığım şey sörf okulunda drone çekiyordum sadece 2-3 saat. Çok ve ben aslında yapmak istediğim sörf yapmayı öğrenmekti orada. Sörf yapabilmekti. Ve amacım para kazanmak değildi. Zaten hostelde ücretsiz konaklıyorum. Onlar için drone çekiyordum. Sörf okulunda zaten ücretsiz her şey. Orada çekiyorum. Para kazanıyorum. Yemeğimi karşılıyorum. Bir yandan da bedavaya yani ücretsiz olarak sörf öğreniyorum. Yani aslında yolda müthiş imkanlar sunuyor. Bu da maliyeti düşürüyor yani evet, senin aya vurunca evet, mesela. Hindistan maliyetim 200 dolardı aylık. Düşün yani. 200 yani 200 dolar. Ve yememden kesmiyordum. Zaten yemem zaten. Konaklamaya para vermiyorum. Ulaşıma evet, para evet, vermiyorum. Sadece yemek. Yemek. Size sormak istediğim diğer soru. İnsanlar hep merak ediyor. Peki nereye kadar böyle devam edecek? O klasik klişe sorulardan var ya. Benim bunlarla alakalı bir cevabım var ama sizinkini merak ediyorum. Ya şimdi şöyle. biz gezmeyi bırakmayacağız. Hep gezeceğiz. Ya bu yurt dışı, Türkiye içinde. Ya bu hep böyle devam edecek ama... Hep otostopla değil. Tabii. Ne bileyim karavan belki. Daha ileriki etaplarda seviyede, ya da bir motor. Bir motor. Hı-hı. Yani bu şekilde hep bir gezme olacak hayatımızda. Evet. Yol bitmiyor diyorsun. Yol, yani yol bitmez. Aynen. Görülecek yani, çok yer tanınacak. Çok insan. Sohbet edilecek mükemmel hikayeler gittiğimiz var. Gittiğimiz yerlere birçok kez daha gideceğiz yani. Evet. Gerçekten yani bitmeyecek. Yani işte bu zaten şöyle bir şey değil. İşte ben şu kadar gezeyim, şu kadar ay gezeyim, hadi bitsin, geri dönüp şunu yapayım değil. Çünkü bu bir virüs gibi. Bulaşınca bir daha bırakamıyorsun ki en canlı örneği kendim. Hani ben 4 senedir evliyiz biz. 4 sene öncesine kadar tek başına gezerken devam edeceğim diyordum hani sürekli. Ama evlenince hani bir tık böyle sekteye uğradı. Ama ne oldu? Gene bırakmadım. Yani istifa ettim ve şu an gene yollardayız. Bitmiyor yani. Ki 4 yıl boyunca biz bunu düşünerek yaşadık evet, yani. Düşündük yani. Evlendiğimiz zamanları. Sadece evet, bu vardı hayatımda. İnsan o zaman isteyince yapabiliyor. Değil ki. Diyebiliyoruz değil mi? Çünkü kesinlikle, zemin hazırlıyordunuz. Böyle bir çırpınış çok, vardı. Çok benim, yani bir volkan gibi birikiyor, evet, birikiyor. Evet. Bir yerden sonra artık zaten diyorlar ki tamam. Yani evet, bu yola girelim. Peki bu çift olarak gezmenin
avantajı dezavantajı üzerine konuşabilirsek, yani senin kaygın oluyor mu işte yenge üzerine, aman şöyle olur şuraya girmeyeyim falan, veyahut da senin fiziksel olarak ya bu beni zorladı dediğin yerler oluyor mu? Ne gibi avantajlar, ne gibi, yani avantaj dezavantaj demeyeyim de zorlayan veyahut da böyle iyi ki ya dediğiniz durumlardan bahseder misin? Şimdi şöyle öncelik olarak herkesin merak ettiği bir konuya değineyim. Otostopta özellikle bir kadın olarak sıkıntı yaşadık mı hiç? Kadın bazlı, yani bazlı düşünürsek. Kadın olarak hiçbir problem yaşamadık. Yani kadınsal bir sıkıntı olmadı otostopta. Hiç öyle bir sarkıntılık bilmem ne durumu bir durum olmadı. Ama mesela ya insan sarrafı oluyorsun bir süre sonra. Duran arabaya bir baktığında zaten o insanın gözünden anlayabiliyorsun. Yani başımıza hiç öyle bir şey gelmedi ama mesela bir ya da iki kere olması lazım daha önce gezerken böyle bir tekinsiz bir tip durdu. Ben direkt hani farklı bir yer söyledim. Gideceği yerin tam zıttı tersini söyledim. Gönderdim arabayı mesela, binmedik yani. Bu da otostopun incelikleri diyebiliriz arkadaşlar. Aynen. onun dışında hani yani kadınsal olarak konuya baktığımızda bir problem yaşamadık. Hiçbir sıkıntı gelmedi. Yani Enes beni çok fazla idare etmeye çalışıyor tabii ki. Yani ben zorlanıyorum. Yani bir süre sonra çantam ağır olmasa da çok fazla yürüdüğümüzde o artık bana çok ağırlık yapmaya başlıyor. Taşımak istiyor, vermiyor. Orada bir atışıyoruz falan ama yani ben öyle bir alıştım ki artık o çantaya. Çok fazla benimsedim. Çok fazla alıştım. Yani yorulsam da şey oluyor böyle. Duruyorum, dinleniyorum. Böyle başım falan zonkluyor bazen. Evet, baş ağrısı oluyor. Ama sonra diyorum ki dinlenince, mesela bir saat bir gölgede dinlenince diyorum ki yok Fatma ya güzel. Devam edebilirsin, hiç sıkıntı yok. Yol motivasyonları. Bir de güzel. O kadar güzel insanlar da geliyor ki gerçekten hani iyi ki bu yoldasın diyorsun. İyi ki varlar yani gerçekten. Ya şey, o zaman bir şeyin bedelini göz önüne aldığın gün zaman, kabul ettiğin güzel. Zaman böyle şey üzerinden geçebiliyor ama onun işte gözü almadığın zaman o yorgunluk hemen tık. Kesinlikle. Ben kesinlikle. De o şeyi mesela o yorgunlukta falan şey düşünüyorum. Hayattaki yorgunluklarımı düşünüyorum. Yani o gün içerisindeki ya eski hayatımdaki hep itiştirmeleri, yarışları, koşturmaları, diyorum ki bunlar daha yorucuydu benim için. Aynen. Yani fiziksel olarak yoruluyorsun ama hep şey derler ya böyle. Abi zihin yorgunluğu ya. Zihin yorgunluğu daha şeydir. Aynen yani, aynen. Öyle fizik uyunca şey olur. Doğru. Bir kere bizi otostopta aldılar. Şeyde Bursa'da abi aldı ya bizi. Çağlar abi. O da şey demişti. Siz bizi nereye bırakmıştı o? Kastamonu Mustafa. Sizi Toskaya kadar getireceğim dedi. Sonra bizi sevdiği için Kastamonu'ya kadar getirdi. O da orada bir taktik yapmıştı. Hani eğer sizi ısınmazsam erken bırakacaktım ama sizi çok sevdiğim için sizi daha ileriye bıraktım. Evet. Yolda bırakabilirim. Yani onlar da şey bakımlı evet. Olaya. Yani arabaya duranlar da sizin sıcaklığınıza göre şey değiştirebiliyor mesela. Rotasını söyleyebiliyor. Mesela ilk dedi Tosya'ya gideceğim dedi. Ondan sonra biz de bindik ha dedik, biz de işte Tosya'dan hani Kastamonu Sapağan'dan oradan gideriz falan hesabı düşündük. Sonra işte sohbet böyle derinlemesine gidince dedi ki ben dedi Bursa'ya gideceğim dedi. Ondan sonra Tosya'nın ilerisinde zaten Kastamonu Sapağı var. Oraya kadar o zaman bizden Ilgaz tarafına oraya geliriz. Orada ineriz falan muhabbeti olmuştu yani. Ki adam da ilk durduğunda bir indi, sigara içti, bizi bir tarttı orada. O da aynen. Karşılıklı bir şey oluyor. Kız kardeşi var arada. Aynen, bir sigara içeyim falan dedi. Fatma arabaya bindi. Biz erkekler olarak dışarıda bir 2-3 dakika bir sohbet ettik. Adamla bir genel orada bir özet verdik. O özeti aldı o. Aldı bir daha gittik. Yani problem bir şey oldu. İlesinde yaşadığı çok şey var. Öncesinde benim de denk geldiğim oldu Üniversitelerle beraber. Şey de var mesela, ben durmayacaktım ama hani durdum. Evet, Allah ama aldım hani. Evet, o da güvenli insanlar karşılıklı. Aynen. Bilin şöyle gibi. Bir şey oluyor mesela ya bir saat, bazen bir saat Kazmalı bir saat mi bekledik biz? Bir saati geçti değil mi? 1 saat 1,5 saati geçti. Kazmalı otostop çekiyoruz. Kimse durmuyor. Araba zaten tek tip geçiyor. Bir JBL var bizde. Açtık. Deli gibi oynamaya başladık. Yolda bak, bu yol bomboş. Biz deliriyoruz ama var ya, göreceksin. Ya önden geçen arabalar korna ettiriyor, işte el sallıyoruz, onlar da katılıyor bize falan filan. Ya eğlenceli hale getirmek gerekiyor bu olayı. Yani ya uf işte araba durmadı, uf sıcak, uf bilmem niye ne falan. Niye yani, oldu mu? Olursak daha çok dibe çekiyor. Bitti. Aynen, daha çok moralman düşüyorsun, daha çok depresif oluyorsun. Hani
Bu sefer hani gideceğin yere bile gözünde daha da çok büyüyor. Diğer türlü daha güzel. Direkt i̇şte mesela orada güzel. Araba durdu, bizi direkt Erzincan'a kadar getirdi. Kağızman'dan Erzincan'a kaç saat geldik işte. İşte o enerji işte. O aynen yüksek öyle. Enerjide evet. Devam et diyor ki. Ama düşük enerjin olsa adam diyecek ki yani o da sıkılacak. Tabii belki. Yani bir takım gibi düşün. Yani biz şimdi üçümüz çıktık. Yani ben onlara eklendim hatta. Hani orada da bir takım gibi düşün olayı. Biri düştü mü diğerini kaldırmak zorunda. Aynen. Yani örnek veriyorum. Ben düştüm mü Ünes'le Fatma beni kaldırıyor. İşte beraber gezmenin de güzel yani, yanı evet, bu. Evet. Ben genelde hep solo geziyorum ve yani düşsem yani kaldıracak kimsem yok. Yalnızım yani her şey. O yüzden eş iyi bir şey yani. Evet. O yüzden evlenin arkadaşlar. Ama kafa denge olması gerekiyor gerçekten. Yani evlilik uyum, o yüzden beraber gezmek güzel aslında. Evet. Yani doğru. Aynen tam olarak uyum olarak dediği zaman çok doğru. Ama bir taraflardan bir tanesi ya ne işim burada? Ne işim var burada? Aman oraya gitmeli. Aman buraya gitmeli. Ondan sonra ya inanılmaz eziyet olur. Çok zor olur muhakkak yani. Sürekli şikayet eden biriyle tabii ki olmaz. Bir de bence sadece yolculuk değil, hayatın her alanında evet, zaten. Evet, evet, olmaz. Evet. Sadece bu olan bana hep şey gibi, yol eşittir hayat gibi geliyor bana. Buradaki inişler, çıkışlar, evet. Bendeki simgesel anlamı o. O yüzden yani önce ne derler? Önce yol, sonra yoldaş mı derler? Öyle bir söz var. Evet, aynen. Önce yoldaş, sonra yol. Evet, önce yoldaş, sonra yol derler. Yolda aynen. Birbirini daha iyi tanıyorsun. Evet. Çok hani şey oluyor. Artısını eksisini görüyorsun, yolu birbirini anlamadım. Tamamlıyorsun. Evet. Sizin peki gezmek isteyenler, özellikle çift olanlara vermek istediğiniz ne bileyim tavsiye veya da düşünceleriniz, şöyle toparlamak gerekirse videonun sonuna ne olur? Gezmek isteyenlere ne söylemek istersiniz? Öncelikle bence kadınsal açıdan sen söyle özellikle daha çok. Konfor alanınızdan çıkın. Kadın olarak özellikle bunu yapabilin. Şöyle bir de nasıl desem bunu ben? Toparlayamadım. Sıkıntı ya. Toparlarız. Aynen vaktimiz yok. Korku kaygıdan istersen gidebilirsin. İster. Cesaretten falan. Evet. Veyahut da burada devam edelim. Sen devam et ben. Tamam. Neydi bir daha sonra? Şey, ne tavsiye edersin? Bir de şey, finali yaparız. Şimdi arkadaşlar, çift olarak gezecekseniz eğer gerçekten biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi sorumluluk var. Erkek olarak bir sorumlu hissediyorsun kendini. Çünkü sonuçta yanında bir eşin var. Otostopla eğer gezerseniz bir tık dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü hani tamam çok iyi, güzel insanlar var. Ama toz pembe bir hayatta yaşamayalım. Bu olayın tam tersi olayları da var. Yani eksileri de olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Onları dikkate alarak aslında yola çıkmamız lazım. Yani şu değildir ki işte şunun başına kötü bir olay geldi, bunun başına kötü bir olay geldi, benim de gelecek değil. Sen iyi düşünürsen iyi çeker. Ben hep gerçekten yıllardır bunu düşünürüm. Enerjidir. O sen iyi niyetle yaklaştığın sürece hiçbir problemin olmaz. Gerçekten yaşamıyorsun. Biz bak bir aydır yoldayız. Gerçekten hani bir problem yaşamadık ya öyle yani sıkıntı olmadı. Bir hastane dışında sıkıntımız hiç olmadı. Yani kadınlar biraz daha narin olduğu için biraz daha erkekler tarafından bahsediyorum. Alttan almamız gerekiyor. Bazen hani susmamız gerekiyor çünkü yolda o adrenalinle çatışmaya girersek daha kötü sonuçlara yol açabilir. Onun haricinde kadınlara çok fazla yük bindirmemek gerekiyor. Çantasını olabildiğince hani hafif tutmak gerekiyor. Daha çok yükü biz almamız gerekiyor. Ağır eşyaları daha çok hani giysi bakımından kadınların çantasına verebiliriz. Hani ağır olacak şeyleri, ekipmanları falan bilgisayarları daha çok bizim taşımamız gerekiyor. Onun haricinde yani dikkatli olunabildiği kadar da çok da sevimli olmamız gerekiyor. Gerçekten hani bu enerji karşı tarafa yansıyor. Ne kadar çok karşı tarafa o enerjinizi yansıtırsanız o kadar güzel insanlar denk geliyor hayatınızda. Yani biz hani otostop çekilmeyecek yerlerde bile otostop çekiyoruz. Ya araba hiç durmayacağım dediği yerde pıt direkt adam ayağını frene basıyor ve duruyor bize. Siz diyor enerjinizden diyor hani bana diyor sıcak geldiniz ve bir anda ben de anlamadım durdum diyor. Ya bundan dolayı
geçmek bilmeyen bir de öksürüğüm var. Hasta olabiliyorsunuz. En önemli konu o. Burada gerçekten birbirinize destek, motivasyon açısından çok önemli. Ben mesela Tiflis'te bir tık düştüm. Hastalık olarak değil de motivasyon açısından. Fatma benim mesela en büyük destekçim oldu. Yeri geldi Fatma düştü. Ben onu destekledim. Yeri geldi mesela yoruldu. Sırt çantasını aldım, taşıdım falan. Yani tamamlıyorsunuz. Birbirinizi tamamlamanız gerekiyor. Sen bir tarafa, ben bir tarafa olursa o iş olmuyor. Ondan dolayı hani bir elmanın iki yarısı gibi düşünün. Bir bütün elma nasıl bir bütün olduğunda bir bütün oluyorsunuz. Siz de aynı şekilde. Yollar bir de gerçekten öğretiyor. İnsanları hani birbirlerine olan bağlarını kuvvetlendiriyor. Daha çok hani birbirine güveniyorsun. Daha fazla hani hissiyatların oluşuyor. Daha iyi hissediyorsun. Ondan dolayı hani en önemli tavsiyelerim bunlardır. Yani bunları göz önünde bulundurursanız, iyi düşünürseniz gerçekten çok güzel yol gidiyor. Yol akışına bırakacaksın. Bir de çok fazla plan yapmaya da gerek yok. İşte ben şurada şunu yapacağım, burada bu değil de abi yola bırakın ya. Evet. Mesela biz geçen Kurcaşı'yla da bir gün kalacağız dedik. 3 gün kaldık. Burası aklımızda yoktu. Melih'le görüştük mesela. Ya biraz bazen böyle... akışa güvenmek gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Fatma senin eklemek istediğin bir şey. Şöyle söyleyeyim ben de. Ben çok narin bir insanım mesela. Hep diyorum ki ben yapabiliyorsam bence herkes yapar. Gerçekten. Şey, insanlara motivasyon etme yöntemi. Ben yapıyorsam siz yaparsınız. Yaparsanız çünkü gerçekten narin ve hassas bir insanım. Öyle de büyüdüm. Yani babam hep bana kızar. Çok hassassın, hiçbir şey yemiyorsun, işte hep hasta oluyorsun falan diye. Çok iyi beslenmeyen de bir insanım. Dikkat ediyorum ama yollarda özellikle. Ama şey vardır bende, cesaretliyimdir yani, narin olurum ama cesaretliyimdir, evhamlı hiç değilimdir. Ne bileyim kampta mesela Ünes yıllardır kamp yapar, korkar geceleri böyle köpek gelir, ürker, işte uyanır hemen falan. Diyor ki ne oluyor hani ben ilk defa kamp yaptım, yat yani bir şey yok hani. Ses, niye kalkıyorsun? Ama benim köpek fobim var ondan. Ama yani bir ses, köpek değil bir ses bile duysa hemen ürker kalkar, bir şey yok yat yani falan derim ben. Bende yoktur ona yani. Ona şöyle ben... izah edebiliriz aslında korumacı içgüdüsel olarak deyip konuyu. Savunmaya gülüyorum. Ben korkmuyorum aslında. Ben cesaretliyimdir o yüzden. O yüzden belki de o yüzden yani. Hani ne geceleri korkarım. Yani öyle... Cesaret önemli bir faktör. Cesaret çok önemli. Evet. Kesinlikle. Evhamlı olmazsanız, cesaretli olursanız bence yaparsınız. Konfor alanından da çıktığınız sürece. Kadınsal hiçbir faktör engel değil yani açıkçası arkadaşlar. Cinsiyet engel diye düştüm. Buyurun. Bu akış olayına ben bir şey ekleyeyim. O tokat olayı var ya bizim. Mesela onda orada da biz normalde Yozgat'a gidecektik. Evet, evet. İki araba tokat diye durdu. Evet. Sonra Ünes'le dedik ki üçüncü araba tokat durursa tokata gidelim dedik. Mesela orada da akışa bıraktık. Evet, sonra evet, işte akış. Melih'in yanına geldik. Yoksa evet. Melih'i göremeyeceksin. Evet. Normalde rotamız hani işte Ankara üzerinden falan. Bir de Kabataslak zaten rota çiziyoruz. Hani şunu yapacağız, bunu yapacağız değil de o gün mesela Yozgat istedik. Yozgat'ta bir gece kalırız dedik. Tokat arabası durdu iki kere. Hadi dedik bir daha üç olursa Allah'ın hakkı üçtür deyip devam ediyoruz. Aynen yolumuz oraya deyip o tarafa devam edecektik. Tık bir tane daha durdu. Adam dedi direkt tokat. O zaman dedik hadi gidiyoruz Tokat'a. Tokat'a gittik yani. Biraz da akışa herhalde güvenmek gerekiyor. Aynen. Arkadaşlar çok teşekkürler. Vallahi keyifli teşekkür ederiz. Dediğim gibi YouTube kanallarına abone olup destekleyebilirsiniz. Yolumuz bir. Bir dahaki videoda görüşürüz belki dünyanın farklı bir ülkesinde. Aynen. Bu konuşmaların devamını getiririz. Başka gezgin arkadaşlarımız evet, da ağırlarız evet. Belki. İnşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.